İyi günler, Uğur Ömer ben. A'dan Z'ye sıcak ve esnaflara müjde niteliğinde bir haberle başlayacağız ki son 3 gündür Instagram üzerinden gönderdiğiniz mesajlarda en çok esnafın merak ettiği konuydu. Ve şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı koronavirüs salgınının esnaf üzerindeki etkilerinin azaltılması için devreye girecek kira yardımı ve hibelerle ilgili karar resmi gazetede yayımlandı. Bir kere bu bir müjde olsun esnafımıza. Peki bu süreç nasıl işleyecek bundan sonrası tabii en çok merak edilen konu. Bunun için Ankara'ya döneceğiz ve CNN Türk muhabiri Gülşen Coşkun'dan alacağız detayları. Gülşen, günaydın. Günaydın Uğur. Öncelikle şunun altını çizelim. Bu kararla birlikte teknik bir aşama geçilmiş oluyor. Yani şöyle, bu kira ve hibe desteklerine ilişkin olarak birkaç prosedürel aşama var. Cumhurbaşkanı önce açıklamıştı. Şimdi işte bu kararla birlikte öncelikle Ticaret Bakanlığı'na yetki verildi. Bu yetkiyle birlikte bakanlık artık gerekli adımları atacak. Bir genel çerçevesi neydi onu bir hatırlatalım öncelikle. Kira yardımı ve hibe desteği esnafa yönelik ne olacak? Grafiğimize tek tek bakalım. Sonra süreç nasıl işleyecek onu aktaralım. Şimdi genel olarak baktığımızda bu hibeler şunu kapsıyor. 1.239.438 esnafa 3 ay süreyle ayda 1000 lira bir destek ödemesi olacak. Kira yardımlarına baktığımızda ise 3 ay süreyle bu yardım verilecek. Ve büyük şehirlerde 750 Türk lirası olacak bu yardım. Diğer illerde ise 500 Türk lirası olarak verilecek kira desteği. Şimdi dedik ki bugünkü resmi gazetede çıkan kararla birlikte teknik bir aşama geçilmiş oldu dedik. Peki dün de seninle konuşmuştuk yine. Ne zaman, nasıl başlayacak bu destekler demiştik. İşte bundan sonraki aşamada şunu takip edeceğiz. Ticaret Bakanlığı bugün itibariyle yetkiyi aldı. Bundan sonrasında da öncelikle usul ve esaslar belirlenecek. İşte o usul ve esasların içinde de hangi sektörler olacak, meslek grupları nasıl olacak, Ticaret Bakanlığı bunları belirleyecek. Sonrasında da başvuru ne zaman yapılacak ve ne zaman bu destekler, hibeler verilecek ona bakacağız. Bir detayın daha altını çizelim az önceki grafiğimize ek olarak. İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda ise iş yeri kira bedeli kadar kira desteği verilecek ve hibe desteğinin verilmesine ilişkin az önce bahsettiğim usul ve esaslar da Ticaret Bakanlığı'nca belirlenmiş olacak. Süreç bu şekilde işlenecek. Yani bugün evet resmi gazetede bir karar yayımlandı ama hemen bu bugün başvuru yapılacak, hemen destekler verilecek anlamına gelmiyor. Onları da daha sonraki süreçte netleştikçe biz aktarmayı sürdüreceğiz olur.